Pınar'cığım gel. Merhabalar efendim tekrardan. Ya şu güzelim kahve sunumuna bir elinize sağlık. Ne kadar değişik düşünmüşsünüz demediler. Yok bıyığıma bulaştı, yok burnuma bulaştı. Aynen öyle. Pınar'cığım onları kaldırmadan misafirlerimiz gitti. Misafirin ardından temizliğe nasıl başlayacaksın bir görelim mi? Şeyi merak ediyorum. Misafir gitti. Ya çoluklu çocuklu misafir geldi evine. Yediler işler hem akşam yemeği hem çayı uğurçuladı gönderdi. Bende bir hastalık var tabii ki. Geçmiş bu olsun. Yastıklar illa böyle düzenli duracak. Peki böyle bir hastalığın varken neden sürekli çöken bir koltuk takımı aldın kendine? Onu soramadım, sorsaydım. Sahte bir işkence, her oturduğunda böyle böyle sünüyorlar. Aynen, onu akıl edemedim sanırım. Sonra başlarım. Neye başlıyorsun? Evi süpürmeye tabii ki. Dip bucak önce evi süpüreceğim. Önce dip bucak süpüreceğim. Onun gözünün içine bakıyor, itiyor versin diye. Koltukların tabii kaldırın. Öncelikle tabii çoluklu çocuklu misafirse mutlaka bunun altına bir şeyler dökülmüştür. Tamam. Yerleri süpürdüm. Koltukları süpürdüm. Evet. Tamam. Sonra silmeye başlarım. Güzelce dip bucak silerim. Tamam. Tozunu alırım. Tamam. Yerleri sildikten sonra tozumuzu alıyoruz. Önce ben aslında tozu alıyorum. Nedenini söyleyeyim çünkü kalkıyor toz birden. Peki niye az önce yerleri sildikten sonra tozu aldın? Karıştırdım onu. Heh. Özür dilerim. Önce yer mi sürüyorsun, önce toz mu alıyorsun? Önce toz alıyorum, ondan sonra yer siliyorum. Emin misin? Tekrar soruyorum. Önce siliyorum. Evet, sonra toz mu alıyorsun? Hayır, önce tozu alıyorum sonra siliyorum ben. Eminsin? 10, 9, 8, 7, 6 son kararın. Önce siliyorum, 5, sonra toz alıyorum. Önce siliyorsun sonra toz evet. Alıyorsun, tamam mı? Tamam. Gitti bir puan. Evet. Asla yer sildikten sonra toz alınmaz. Hayır. Yeri süpürdün, toz kalktı havaya. Eşyayı sildin, toz indi yere. Sildin, yerden de attın tozu, bitti gitti. Türkiye'de çok tartışılan bir aslında konu. Aslında söyledim ama... Tamam, buralara puan vermiyorum, onları kaldırırız biz. Leğenleri getirelim, peteğe girişelim, sonra da mutfak temizliğine geçelim. Bugün güzel tamam. Mutfak dolaplarını, kapaklarını sileceğiz, üstünü sileceğiz, tamam, aşağı doğru tamam, gideceğiz. Süper. Seyircime mutfak temizliği göstereyim. Tamam, süper. Hemen gelsin kovalarımız. Ama öyle sen bebek görmeye gelmiş gibi onu öyle okşarsan o hayatta çıkmaz. İşte kırarım diye korkuyorum. Sen biliyor musun? Pınar burnunu yaptırdıktan sonra sakarlığından düşmüş burnunun üstüne. Ama benim burun ameliyatım çok maceralı yani. Niye burnunu yaptırdın? Kemer mi vardı yoksa nefes darlığı? Sol tarafta nefes darlığı vardı. Bir de tabii ki kemer de vardı. Tam burun ameliyat olmaya karar verdim. Tamam. Ay sonuydu böyle Kasım, Aralık gibiydi. Kasım'da gittim görüşmeye. Ben Şubat'ta karar verdim ameliyat olmaya. Tamam, sonunda kendini ikna ettin. Neyse, aradım Hatice Hanım'ı. Doktorun dedim, Hatice Hanım. Yok, asistanını aradım. Tamam. Ben dedim karar verdim, ameliyat olacağım. Kandan da, bu arada kan da tutar. Kan da tutuyor? Evet, bayılıyorum. Senin için bayağı zor bir karar olmuş. Aynen öyle. 5 Şubat'ta tarih verdi. Tamam dedim, süper. Tabii bu süreçte annemin hastalıkları, olayları falan olunca çok fazla böyle açıkçası gitmedik de. Hani çünkü daha önce nasıl olsa muayene oldum Kasım ayında dedim. Bir daha gitmenize gerek yok. Sadece kan tarihlerini yaptıralım Allah falan dedi. Allah Allah, ne olmuş onu? Doktor mu değişmiş? Anlamadım. Hadi bir ondan önce gel. Sonra keyifli bir şekilde... Yengem, eşim hep beraber gittik hastaneye tamam, böyle yapacağız. Keyifli keyifli hani moral, motivasyon, enerjimiz yüksek artık. Olsun ki hani en azından güzel gireyim ameliyata diye. Doğuma gidiyormuş gibi burun ameliyatına aynen öyle. Anladım. Hatice Hanım aradı beni dedi ki orada Fatma Hanım var dedi işte finans bölümü ödeme yapacağız tabii ödeme yapmadan ameliyat olmaz. Mercim detaylarda boğulduk vallahi. Dedi Fatma Hanım'ı bulacaktım. Yürürse miydik 3 lirayı uzattım parayı ama detay geldi. Burada şu kısımda gittim. Bahsettiği hastaneye, tabii Kasım Aralık ayında öğrendiğim hastaneye gidiyorum. Fatma Hanım inekteymiş, başkası yardımcı oluyor falan. Formları dolduruyorum, imza atıyorum falan filan. En sonunda doktoru söylüyorum, adını söylüyorum. Aynı doktordan ismini vermeyeyim. Orada da var. Sonra Hatice Hanım'ı aradım. Hatice Hanım dedim, ben dedim hastanedeyim. Bunlar ben sizi göremem hastanede dedi. Kasım ayında gidip görüşme yaptım ya. Bunlar Ocak ayında hastane değiştiriyorlarmış. Anlaşma Allah hastanesi değişiyormuş. Allah seni kahretmesi. Yani anlaşma hastanesi değişmiş, ben eski hastaneye gidiyorum. Peki bir şey diyeceğim, o asistan Hatice aylar sonra sen aradığında demedi mi? Pınar Hanımcığım biz de hastaneye taşıdık bu arada. Ameliyatıma bir saat kalmış, ben hala... Aa, yanlış hastaneye gitmişsin. Dolaşıyorum tabii, Allah'tan iki hastane arası yakındı. Ben orada sinir krizi geçiriyorum artık. Nasıl olacağım ameliyat bu stresle falan bütün moral motivasyon da bozuldu. Düştü, tamamen düştü. Neyse güzel hastanede yaptım. Hadi aç peteği. Petek böyle açılmaz ki. Plastiği var onun da biraz oturmuş o. Evet, o yapışmış artık, kalıplaşmış. O değil de önce şu plastiğin çıkması lazım. Çünkü bu plastik boyayla birlikte artık yapışmış.
Hristes, bu nasıl bir petek oturmuş böyle? Kız evin ilk müteahhitini taktı bak. Şuradan aç bakayım. Bir şey değil mi? Bunun üstü üstte boya sürmüş. Bak tek dokunuşumda. Vay 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 vay. Seyircimiz gördü değil mi? Tek dokunuşumda işlem tamam. Al tek boyu sen tek dokunuşumla. Anahtar çıktı. Aa ben de onu arıyordum. Kalbimin anahtarı düşmüş. Süpürge getirin. Bez de verin. Bez nerede? Atın bez buraya. Kabasını alayım. Tebrik ediyorum. Ondan sonra. Kirin üstüne de tercan vurmuyor. Tabii ki. Bravo. Kimsin olmaz. Hadi. Bir de bezi yıkasana sen. Burada kilit bir nokta var. Orayı sakın unutma. Altına da girmen lazım. Bak, bak, bak. Ne oldu ya? Ben bu yarışmacılara nasıl puan vereceğim bu adamla bilmiyorum. Allah'ım yarabbi ya Resulallah. Ben sizi bekledim buraya bunu temizlemek için. Tabii. Maltepe'den Kadir gelsin. Bağcılar da peteksizsiniz de. Evet. Oh, oh, oh. Al altın, al. Dur, dur, dur. Süpürgeyi açayım, dur. Kadir'cim petek temizliği neden önemlidir? Seyircimize anlat lütfen. Şimdi petek temizliği öncelikle solunum için çok önemli. Çünkü kışın petekleri yaktığınızda oradaki tozlar ısınarak havaya uçuşuyor. Yani toz soluyorsunuz bir yerde. Asfaltta oturup akşama kadar egzoz koklamaktan hiçbir farkı yok. Zehirleniyorsunuz. İki, peteğin daha iyi ısıtmasını engelliyor. Üstünde böyle katman olduğu için. Üç, el alemin diline düşüyorsunuz. Misafir geliyor şu tekli koltuğa puf oturduğunu düşün konuşurken. Evet. Gözü orada. İki gün sonra bir... Bak şimdi bu peteği eğer ki Özden'le yanındaki hanımefendi ya da Zeynep görselerdi... ...senin bu bütün muhabbetin asla inanmayacaklar. İnanmazlardı evet. Ya bırak Allah'ını seversen petek öyle rahat tepkinde ütüyle mi rahat edemedi tarzında konuşacaklardı. O yüzden peteklerimizi düzenli bir şekilde açıyoruz, temizliyoruz. Hı hı. Mümkünse eğer yıkayabiliyorsanız yıkayın içlerini. O çok önemli. Evet. Yazın da üstüne jelatin çekin. Sen bunun üstüne yazın jelatini çek, üstüne oturttur peteği, kışa kadar asla tozlanmıyor. Aa süper. Kışın da sök. Tamam. Zaten camlar kapalı, yazın tozlandığı kadar tozlanmaz peteklerin. Tamam. Daha süper. Rahat ve güzel bir şekilde temizlersin. Tamam. Ben o yüzden petekleri iptal ettirdim herhalde. Şu an çok rahatım. Ha, o evet. Dertten de kurtardım. Çok güzel. Yerden sonra. Ay eline dikkat. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mutfağa gidiyoruz. Mutfağa bir silip paklayalım. Tamam. Tezgahın üstüne çıkacağız. Mutfak dolaplarının üstünü sileceğiz. Kapaklarını, o üstü kısımlarını alacağız. Kapaklarını, yüzünü parlatacağız aşağıya. Tamam. Hadi gel bakalım. Merhabalar efendim. Hanımların, beylerin, daha doğrusu insanların en sevmediği temizlik mutfak temizliği. Çünkü çok detay. Şunun üstüne çıkmak istiyorum. Nedir durumlar Kadir'cim? Yağ yok. Kesinlikle yağın yesi yok. Biliyorum. Özellikle şu üst kısımdan hanımlar biliyorsunuz ki... Taç. Sunta olduğu için taç. Taçın üstü sunta olduğu için... Bunlar hemen yağ emiyor. Evet, yani de... marangozlar bunun üstüne bir fırça cila sürse... Aynen öyle, evet. Kaplama yok mu orta? Kaplama yok. Yok, kaplama yok. Açık sunta yap. Hep öyle yapıyorlar. Sen şimdi bana bir yağ sökücüyle bez ver. E hani yağ yoktu? Şey, yağ, yaz tozu olmuş burası. Oğlum. Cam açık ya. Yok, bezle falan gayet iyi. Şimdi yıka sebebesi sana zahmet. Şimdi mutfak temizliğine büyük temizliklerde bir gün öncesinden giriyorsunuz hanımlar. O günü sadece mutfağa ayırıyorsunuz. Ben genelde öyle yapıyorum. Yoksa evet. Evin diğer odalarıyla girdiğinde istediğiniz kadar derin temizlik elde edemiyorsunuz. Önce içinden başlamak gerekiyor. Çünkü içindeki tozlar dışına doğru çıkacak. Bir anlamı yok dışını silmenin o zaman. Toparlayıp. Kalkacağı indirdik sırayla. Öyle. Mesela bu dolabı açtım. Açalım. Tabii en üstünü silip bitirdim. Tabii en üstünden başlayacağız. Bütün tabaklara dolap dolap gidiyoruz. Evet evet dolap dolap. O arada da düzenliyoruz dolabımızı. Eksik yedik tabağımız ne var? Ben mesela tabağımı çatalım hep sayarım. Tabakları indirdiniz. Kadir'ciğim anlatmanın dışında artık bir eylem görsek mi? Sandalyemi aldın oturdun oraya. Ver sandalyeyi bana. İçeride. Ben çıkartayım. Kadir'ciğim Pınar Hanım'ın bir temizliğini görsek. Yani dün başlıyormuşsun gibi programı. Ver sandalyeyi ver. Ben işim önce kendimi kaybettim. Tamam ben yapayım. Çık. Zahmet olacak Pınar'cığım sana da vallahi. Sakin ol sakin. Sen normalde tabakla birlikte aşağı inip gidiyorsun. Bir in bakayım kırıyor musun, kırmıyor musun? Yok, genelde şöyle yapıp... Tamam, terliklerimizi de çıkaralım gene. Tam bezi tutturamadım çünkü az önce. Evet. Tamam, işim güzel bir sana. Ama yalnız sanki biraz yavaş iş yapıyorsun. Yavaş iş ama yapıyorum aslında. Ama sen dedin ki bana hızlı hızlı yapıyorum. Evet onu... hızlı yapıyorum. Bu mu hızlı yapmak? Söyle bir şey ya. Söyleyeceksen söyle. Heyecan yaptım. Heyecan yap. Mutfak senin mutfağın, dolap senin dolabın. Bizim heyecan yapmamız lazım. Ellerin evindeyiz. Sen rahat ol.
Yok, buranın altı gayet güzel. Bir örümcek avlanması falan yok da şurada bir... İneyim mi aşağı? Lavabo akması olmuş. Evet, orada ben ilk taşındığımda bir patlama oldu da. Yalnız bu boru yeni takılmış ama. İşte yeni taktı patlamadan sonra. Ama bundan da sızıntı yapmış. Hmm. Borunun araları bak sarı dolmuş burada. Sana her bir hırtlağında ayrı bir şey yapmış. Şimdi bu tezgah altlarında deterjan düzeni falan da çok önemli. Bazen evet. Böyle rastgele atıyorlar. Yok, benim kutu var, böyle düzenleyici bir kutum var. Onu buradan kaldırdık zaten. O onun i̇şte içinde oluyor. Biz diyoruz ki bir kadının temizliği mutfak tezgahının altından belli olur. Evet. Oranın dizaynı, düzeni. Bu lastikleri hiç çıkardın mı? Evet, şunu çıkartıp yıkıyorum zaten. Kapağını hiç söktün mü? Kapağı sökmedim. Ben işte aynı şey... Petek gibi. Petekte de oldu. Cesaret edemiyorum. Yani. Çünkü cam bu. Çıkartmaya korktum cam. Dediğim. İç camını. He, buradan çıkartsak iç camı çıkmaz ama. Evet. Allah canını almasın. Ya bu en kolay yakı, bizimkiler vidalı. Gördün mü Şükrü'ye su? Bak elin fırınını iki dakikada söktüm. Tut camı, altı tut, altı tut. Yok alt. Altı dedim, üstü gözüküyor. Alta bas, bas, bas kapanmasın. Kom, kom. Heh, bas, tut. İngilizce ile anlaşıyor. Nasıl dedi içine sildi değil mi? Hazır bulmuşken çıkan evet cama. Evet ya, o kadar mesela makule şu, geçti ki. Şu arası var ya, şu arası. Evet. O arası içinde ne yapıyorsun biliyor musun? Şuradaki mandalları kaldırıyorsun. Hatta seninki daha da teknolojikmiş. Gördün mü? Yapboz gibi. Harika. Ya biz bu işler için buradayız. Bunu yeni mi aldın? Ben bunun aynısını aldım. Hala duruyor şeyde. Beyaz eşya firmasında. Fırın tamam mı? Harika. Camına da hemen sür. Ya sen biraz eşya konusunda galiba şeysin. Korkuyorum. Elimde kalacak diye. Evet, kırmaktan çok, çok korkuyorum. Hep sen sakarsın, sen kırarsın diye söylemişler. Evet. Şimdi sen bu kapağı... Siz, sen şimdi iki tane fırın kullanacaksın evet. Dedin. Birini yengene mi göndereceksin evet. Böreği? Hı hı. Peki dün şimdi Zeynep'e dediler ya... Sen bunun kontrolünü yapmadın, dışarı gönderdin bilmem ne. Ama o odun fırınında yani, odun fırını her şekilde her şey pişer. Ama hayır dediler ya, sonuçta kontrolünü sağlamadın, sen bunu yapmadın. Başına durmadın. Şimdi bunu yengene gönderdiğini öğrenirlerse olay olmaz mı? Dış ses ne diyorsun sen? Ben de onu diyorum işte. Olay olursa gereken cevabı veririz. Heh, cevap verirsen sıkıntı yok. Tabii ki de. Yeter ki de ki ben lafın altında kalmam. Ver hocam. Kesinlikle. Zaten az önce öyleydi. Bir daha çevireyim mi? Sen çevir onu. Çevir, böyle bir daha böyle çevir. Bak pişe pişe buraları yapmış zaten. Bir daha çevireyim. Hayır, bir daha çevir. Kız tamam, düz. Düz, düz. Bak senin hayattaki en büyük problemin bu, biliyor musun? Kendi doğrularından emin değilsin. Şöyle bu çok kötü bir şey. Sen hayatı boyunca çok yorulursun. Hep milletin ne dediğine bakıyor. Nasıl da çözdünüz beni. Tamam, şu an oturun. Nerede o naylonu? Tatlı kız, abi sabır. Hadi yemeğe geçelim mi artık? Hadi. Ya bir şeyciğim, iki gün hiç banyo görmüyoruz biz. Dün de banyo görmedik, bugün de banyo görmedik. Peki o zaman hadi. Aa, seni mi kıracağız? Hadi gel banyoya bakalım. Hadi bir de banyo gezelim, oradan sonra da elimizi yüzümüzü yıkar yemeklerimize tamam. Girişiriz Allah'ın izniyle. Bugün kadayıflı muhallebilerimiz var, fırına girecek. Kral tacımız var. Kıymalı börek. Ama önemli olan lezzet. Aynen, lezzet. Evet. Evet, yerler ne güzelmiş, parket görünümlü. Burayı sen kendin yaptırdın değil mi? Evet, biz yaptırdık. İçinde kremi, evet, gayet güzel. Hı hı. Yalnız siyah. Evet, siyah çok sevmezsiniz ama. Yani duşakabinin içinde hele hiç haz etmiyorum ben kendi açımdan. Çünkü evet. Duşakabin temizlemeyi hiç sevmiyorum, çok detaylı. Evet. Boyuna siyah. Özden Hanım ne dedi ütü için? 20 sene olsun görürüm seni. Sen bunu bir 2 sene kullan bak nasıl çıldırıyorsun. Değiştiriyor muyum? Sürekli kireç, sürekli kireç. Onu da siyah yapmış. Bir de tas lavabo. Yalnız musluk beni benden aldı. Yunus balıklı. Oğlumun tercihi. O çok istedi. Bak ne güzel, çocuğun da zevkine şey yapmışlar yani. Önem göstermişler. Evet. Tasarım olarak efsane. Şık, çok şık. Ama temizlik. Ama temizlik olarak çok zor. Ben aslında böyle firmalarda çalışsam mesela gelip bunu beğendiniz mi? Abla bu harika. Ama temizliği çok zor. Güvenebiliyorsanız alın tarzına uyarılar yapar. Evet. Şimdi eski bir evin tadilatı bir türlü bitmiyor. Topladıkça topluyorsun. Temizliği de çok zor oluyor. Hı hı. Ama elinden geleni yapmışsın. Bugün evinde kullanan hastalığıyla oturuyor. Teşekkür banyoyu ederim. Da gördüm, içim rahatladı. Şimdi üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Evet. Ardından mutfağımızdayız. Size çok güzel tarifler vereceğiz. Püf noktaları vereceğiz. Güzel bir sofra kuracağız. Mutfaktaki heyecanımıza siz de ortak olacaksınız. Sakın ekrandan ayrılmayın. Geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.